Aydın'ın Efeler ilçesi Özel Medinova Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı olarak çalışan Nazmi İlker Bayrak, artan kalp krizi vakaları hakkında açıklamalarda bulundu. Bir şey sordular bugün bana, biliyor musun, dışarıda? Dediler ki... Uzman doktor Bayrak, kalp krizi geçirme yaşının düştüğünü ifade ederek artan hayat maliyetlerinin kalp krizi riskini çoğalttığını belirtti. Özellikle de stres faktörü çok önemli. Hele bu günümüz şartlarındaki ekonomik durumlar nedeniyle artık daha genç yaşlardaki insanlarda bu kalp krizlerini daha sık görmeye başladık. Artan maliyetlerin ve hayat şartlarının pahalı olmasının kalp krizini tetiklediğini ifade eden uzman doktor Bayrak şunları söyledi. Kalp krizleri tabii yani kalbi besleyen kalp damarlarının tıkanıklığıyla ortaya çıkan bir hastalık ve maalesef dünyadaki ölümlerin birinci sırasına oturmuş vaziyette kalp hastalıkları. En büyük sebebi de tabii ki sigara. Yani sigara içilmesi en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Özellikle de stres faktörü çok önemli. Hele bu günümüz şartlarındaki ekonomik durumlar nedeniyle artık daha genç yaşlardaki insanlarda bu kalp krizlerini daha sık görmeye başladık. Özellikle Covid salgını sonrası, Covid hastalığında kanda pıhtılaşmaya eğilim olması durumu söz konusu. Buna bağlı olarak da yine ağır Covid geçiren hastalarda da kalp krizleri sıklığı artmış vaziyette. Ve kötü beslenme tabii, yani hani yağlı, ağır yemekler yenmesi, kan şekerinin regüle yani düzgün bir şekilde tutulmaması, kolesterol dediğimiz kandaki yağ oranının olması gerekenin çok üstünde seyrediyor olması, göbek çevresi yine bunun gibi belirleyicilerden bazıları, en başta gelenler yani. Bayrak kalp krizi ve kalp damar hastalıklarının belirtilerine de değindi. Kalp rahatsızlığının en büyük belirtileri özellikle göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı. Burada hani yıllardır var olandan ziyade özellikle son dönemde ortaya çıkan, genelde hastalar şu şekilde ifade ederler. Eskiden ben 5 kilometre yürüyebilirken artık 300 metre yürüyemez oldum. Tıkanıyorum, çarpıntım oluyor, nefesim daralıyor gibi klasik bilgi belirtileri vardır. Onun dışında sadece diş ağrısıyla gelen kalp krizi de oluyor. Sadece dişi ağrıyor, dişçiye gidiyor. Dişçi dişinde bir şey olmadığını söylüyor. Biz bakıyoruz, kalp krizi geçirmekte hasta. Sırt ağrısı, kol ağrısı, dediğim gibi nefes darlığı, çarpıntı, daha önceden regüle yani düzgün gitmekte olan tansiyonun bir anda regülasyonunun bozulması, tansiyonlarının yüksek seyretmeye başlaması gibi belirtileri olabilir kalp krizinin ya da kalp damar hastalıklarının. Kardiyoloji uzmanı Bayrak, kalp krizinden korunmak için düzenli spor yapmanın önemine dikkat çekti. İnsanlarımızın kalp krizinden korunmak için tabii değiştirebileceği faktörler var. Örneğin yaş, cinsiyet, değiştiremeyeceğimiz, hani kaderimiz olan faktörler. Ancak değiştirebileceğimiz en önemli faktör sigara içmek. Sigara içmekten de, sigara içilen ortamda bulunmaktan da kaçınmak kalp krizlerini önlemede en önemli etkenlerden bir tanesi. Beslenmeyi yine Akdeniz tipi, yani çok yağlı olmayan, özellikle yeşil sebze ve onun gibi Akdeniz tipi beslenmeye uygun şekilde düzenlenmesi kalp krizi riskini azaltacaktır. Tabii stresten uzak durabilmek lazım ama şu hayat şartlarında stresten uzak durabilmek de çok kolay bir şey değil. Bunun yanı sıra kalp krizlerini önlemekle beraber kriz gerçekleştiğinde kalbimize çok zarar vermemesi adına düzenli spor yapmak da çok önemli. Çünkü düzenli spor yapan insanlarda genellikle kalbi besleyen ana damarlar dışında küçük kılcal damarların da geliştiğini görüyoruz. Böylelikle ana damarlarda bir sorun olduğu zaman bile o küçük kılcal damarlarla kalp dokusu ölmeden, en azından bizler kardiyologlar müdahale edene kadar kalp kası hücreleri ölmeden idare edebiliyor. O yüzden spor yapmak, beslenmek, sigaradan uzak durmak ve stresten uzak durmak çok çok önemli. Uzman doktor, düzensiz tansiyon şikayetiyle başvuran bir hastaya uyguladıkları işlemi anlattı. Mesela bugün yaptığımız hastalardan bir tanesi, hastamızın gelme şikayeti ne göğüs ağrısı ne nefes darlığı. Tamamen sadece mevcut tansiyonlarını, düzgün tansiyonları varken hastanın bir anda tansiyonlarının bozulmuş olması. Tek bir ilaçla ve yıllardır kullandığı ilaçla tansiyonları düzgün gitmekteyken son 2 aydır tansiyonlarının çok yükseldiğinden şikayetçi olarak geliyor. Biz poliklinikte hastayı değerlendirdiğimizde yine ultrasonda bir bölgenin çok iyi kasılmadığını görerek anjiyo yapma kararı alıyoruz. Anjiyosunda da gördüğünüz gibi burada sağdaki ana koroner damarında, sağ ana kalp damarında
şu bölgede %90'a yakın bir tıkanıklık söz konusu. Biz oraya bilekten girerek bu işlemi bilekten tamamen hallediyoruz ve o bölgeye bir tel gönderiyoruz gördüğünüz gibi. Tıkalı damarı geçiyoruz. Daha sonra da stent dediğimiz bu iki nokta arasındaki metal parça kaplı stentler ve bu sayede de hastanın damarını tamamen açmış oluyoruz bu şekilde gördüğünüz gibi. O tıkalı olan yer tamamen açılmış oluyor. Daha sonra o stentin damarın duvarına yapışması için bir tane daha balon yapıyoruz. Ve böylelikle artık daralma ihtimali de %2, 3'lere, 5'lere düşüyor. Dolayısıyla bu şekilde sadece el bileğinden girerek hastamızı hatta işte sabah saat 10 gibi yatırdık. Saat 1 gibi de taburcu ettik. Hastamız stentini taktırdı ve güvenli bir şekilde evine gitmiş oldu.